Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Enstitünün deyimiyle diyeyim, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı'nın tanıtımını yapacağım. Ama öncelikle kendimi tanıtayım size. Beni tanımayanlarınız vardır. Vaka tüm okul öncesi eğitimciler, çocuk gelişimci eğitimcilerle, çocuk gelişimcilerle, öğretmenlerle bugüne kadar birçok yerde tanıştım. Ama gene de kendimi tanıtayım. Ben Profesör Doktor Esra Ömeroğlu. Aynı şekilde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 36 yıllık da Gazi'liyim. Bunu da size belirtmek istiyorum. Bu tanıtımı da ben yapmak da istedim. Neden istedim? Çünkü Gazi Üniversitesi'nde olmanın çok büyük ayrıcalık olduğuna inanıyorum. Ve de Gazi Üniversitesi'nin okul öncesi eğitimi, bilim dalını size tanıtmak istiyorum. Şimdi bizim okul öncesi eğitimi, bilim dalı, master doktora programı açıyoruz. Bu master doktora programı ya da lisansüstü programı Türkçe oluyor, yabancı dille değil. Ve bu programlar aynı zamanda tezli programlar, tezsiz programlar açmıyoruz. Ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yer alıyor bu programlar. Bu programların amacı çok önemli tabii. Bir kere her şeyden evvel yüksek düzeyde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak. Ve bu araştırmalar yaparken aynı zamanda bilgi üretmek. Ve aynı zamanda bu bilgileri, üretilen bilgileri de Türkiye genelinde ve yurt dışında, Türkiye'nin dışında da yaymak. Bunlar nasıl yapılıyor tabii? Çeşitli seminerler, kongreler ya da makaleler yoluyla yapılıyor. Ya da kongreler yoluyla yapılıyor. Ve bilim dünyasının da tabii ki her şeyden önemlisi bence seçkin bir üyesi olmak. Öğretmen olabilirsiniz ama hem öğretmenliğinize katkıda verirken hem de bilimin, okul öncesi eğitimi tabii biliminin gelişmesine de böylece katkıda bulunabilirsiniz. Bu yüzden zaten yüksek lisans ve doktora programlarına katılıyorsunuz. Bilim dalımız bir kere çok köklü bir geçmişe sahip. Ben size şöyle diyeyim, ilk master programımızı 1986 yılında açtıktı. Bu Gazi Eğitim Fakültesi içinde değildi. O zamanki adıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde açıldıydı. Bakın ne kadar eski, Türkiye'nin ilk açılan lisansüstü programıydı. Fakat daha sonra Eğitim Bilimleri Enstitüsü açıldıktan sonra Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yapılmaya başlandı lisansüstü programları. Ve her şeyden evvel bizim okul öncesi bilim dalı öğrenci merkezli bir yaklaşım istiyoruz. Yani tamamıyla öğrencinin katılımını biz esas alıyoruz. Ve de bütün bu alanda yapılan, yani okul öncesi eğitim alanındaki tüm yenilikleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Birlikte bunları keşfederek, yaparak bulmaya çalışıyoruz. Onun için de Gazi Üniversitesi'nin bu enstitümüze bağlı lisansüstü, okul öncesi lisansüstü, okul öncesi eğitim lisansüstü programları bu yüzden çok önemli. Ve de bu işi de kim yapıyor? Tahmin ediyorsunuz çok kalabalık bir uzman kadromuz var. Bu uzman kadrosu bu bilgileri sizlerle paylaşmak, sizlerin gelişmesine katkıda bulunmak için var gücüyle çalışıyor diyeyim. Hep birlikte bir elin nesi var, iki elin sesi var deyiminden hareket ederek birlikte okul öncesi eğitim alanını
geliştirmeye çalışıyoruz. Mezunlarımız peki ne yapıyor? Bir de onu söyleyeyim. Mezunlarımız öğretmenlik zaten yapıyorsa öğretmenlik formasyonuna katkıda bulunuyoruz. Çünkü çok önemli biliyorsunuz. Sadece lisans bilgileriyle kalmak değil, lisansüstü düzeyde de kendini geliştirmek çok önemli. Çocuklara faydalı olmak açısından. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında da önde gelen birçok kurum ve kuruluşlardan da teklifler alıyorlar. İnanır mısınız, yurt dışına giden master programını bitirdikten sonra doktora programını yapmak için giden birçok mezunumuz var. Bunu da gururla söylüyorum. Şimdi hepsi bilim insanları, üniversitede kaldılar. Birçoğu benim öğrencim. Bunu da gururla söyleyebilirim sizlere. İnşallah sizleri de öyle yerlerde görürüm gelecekte. Bir de çok daha önemli bir şey var biliyorsunuz bu. Süreç zarfında dijital dünya çok önemli oldu. Bilişim teknolojileri çok önemli oldu. Derslerimizi bilişim teknolojilerini çok aktif olarak kullanarak veriyoruz. Bence bu da günümüzde çok önemli bir şey. Gazi Üniversitesi bu açıdan gerçekten çok önemli çalışmalar yapmış olan bir üniversite. Ve de siz de bu teknolojilerden yararlanıyorsunuz. Aynı zamanda çok şeffafız ve katılımcılığa da çok önem veriyoruz. İnanır mısınız? Ve aynı zamanda da araştırma, eğitim, uygulamayı bir bütünsellik içinde gerçekleştiriyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Gazi Üniversitesi ile olmanın ayrıcalığı işte bu yüzden hep diyoruz sizlere. Gazi Üniversitesi ayrıcalıktır diye bir sloganımız var biliyorsunuz. Gazi Üniversitesi ile olmak ayrıcalıktır diye. Bu yüzden çok önemli. Aynı zamanda da çok alanın içerisinde, yani bilim uzmanlığı alanın içerisinde de birçok seçenek size sunabiliyoruz. Yani okul öncesi eğitim alanında bilim uzmanı ya da doktor olmanın içerisinde kendinizin seçtiği çeşitli alanlarda da kendinizi yetiştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili de çok çeşitli derslerimiz de var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim size. Şimdi bir kere her şeyden evvel zorunlu ve seçmeli derslerimiz var bizim. Hem yüksek lisans hem de doktora programlarında bulunuyor bu zorunlu ve seçmeli dersler. Bir tane zorunlu dersimiz var hem yüksek lisans hem de doktora programlarında ve diğerleri de seçmeli olan dersler. Ben bu dersleri size söyleyeyim. Belki ilginizi de çekebilir. O kadar çok çeşitli derslerimiz var ki sizin mutlaka ilginizi çekeceğini tahmin ediyorum. Yüksek lisanstaki zorunlu dersimiz ileri erken çocuklukta gelişim. Neden bu derste zorunlu yaptık? Biliyorsunuz okul öncesi eğitim alan herkesin gelişimi çok iyi bilmesi lazım temel olduğu için. Bunun dışında seçmeli derslerimiz, erken çocukluk eğitiminde yaratıcı düşünme ve etkinlikler, erken çocukluk eğitiminde kalite ve standartlar, kültürel değişim sürecinde erken çocukluk eğitimi, erken çocukluk döneminde iki ya da çok dil edinimi, yine çocuklarda ekolojik farkındalık, erken çocukluk döneminde dil ve konuşma problemleri, okul öncesi eğitimde oyun ve uyum materyalleri, erken çocuklukta okul aile birliği ve katılım çalışmaları, çocuk hakları, erken çocukluk döneminde üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve eğitimi, özel durumlarda çocuk ve eğitim, erken çocukluk döneminde düşünme becerileri, çocukluk yıllarında öğrenim düzeylerine göre cinsel gelişim ve eğitim, aile eğitim modelleri, erken çocukluk döneminde güvenlik, erken çocuklukta mizaç, karakter gelişimi eğitimi, erken çocukluk döneminde öz düzenleme, erken çocuklukta duygusal gelişim ve yılmazlık, erken çocuklukta eğitimsel uyarlamalar, erken yıllarda bütünleştirici eğitim uygulamaları, okul öncesinde gelişim, izleme ve değerlendirme, okul öncesinde duygusal zeka, erken çocukluk programında planlama ve değerlendirme gibi çeşitli derslerimiz var. Bu arada söylemeyi unuttum. Özel eğitime, özel gereksinimi olan çocuklara ilgisi olan arkadaşlarınız da bu derslerin içerisinde, seçmeli olan derslerin içerisinde
ilgili olan, mesela üstün yetenekli çocuklarla ilgili dersimiz var. Ya da özel gereksinimi olan çocuklara yönelik bunları alarak bu alanda da, çünkü biliyorsunuz okul öncesi eğitim kurumlarında entegrasyon çalışmaları yapılıyor. Bu anlamda da bu dersleri alarak da uzmanlık alabilirler. Doktora da zorunlu dersimiz tüm öğrenim düzeylerinde öğrenme, kuramdan uygulamaya gibi bir zorunlu dersimiz var. Bu da yine gelişim teorilerini, öğrenme kuramlarını içeren bir ders ve herkese lazım olan bir ders. Çünkü teorileri bilmeden, kuramları bilmeden bir konuda diğer derslerin alamazsınız. Çünkü temelini oluşturuyor. Yine seçmeli derslerimiz var. Bunları da sayayım. Bunları da belki ilgili olan arkadaşlarınız sorabilirler. Erken çocukluk eğitiminde sorunlar ve öneriler. Yine erken çocuklukta dil eğitim programları. Erken çocukluk eğitiminde etkin öğrenme yöntemleri. Okul öncesi de eğitim ortamlarının düzenlenmesi. Erken çocuklukta bilişim teknolojileri eğitimi. Erken akademik becerilerin gelişimi ve eğitimi. Erken çocuklukta yeni yaklaşımlar, toplumsal değişme sürecinde çocuk, okul öncesi dönemde aile danışmanlığı, çocuk sosyal çevre ve iletişim, çok kültürlü çocuklarda eğitim, erken çocukluk döneminde pozitif düşünmenin desteklenmesi, çocuk istismar ve mahremiyet eğitimi, kültürel bağlamda aile ve erken çocukluk gelişimi, duygusal yeterlilik ve yılmazlığı destekleyici eğitim programları, erken çocuklukta kişilik gelişimi eğitimi, erken çocuklukta problem çözme becerileri, yine aile katılımda eğitimsel uyarlamalar, üstün yetenekli çocuklar için eğitimsel uyarlamalar, Montessori eğitimi, özel gereksinimi olan çocuklar ve aile çalışmaları, erken çocuklukta motivasyon eğitimi, etkinliğe dayalı öğretim süreci planlama yöntemleri, okul öncesi dönemde yine okul öncesi eğitimde yeniden kavramsallaştırma, erken çocukluk eğitiminde nitel araştırmalar gibi birçok dersimiz var. Yani o kadar çok seçmeli dersimiz var ki kendinizin uzmanlık istediğiniz alana göre bunları seçebilirsiniz doktorada da. Aileyle ilgili derslerimiz var. İşte yılmazlıkla ilgili yine aynı şekilde çeşitli yaklaşımlarla ilgili derslerimiz var. Yine özel gereksinimi olan çocuklar için derslerimiz var. Motivasyonla, programla ilgili, yani sayamayacağımız kadar çok çeşitli derslerimiz var. Diyeceksiniz ki bu kadar çok dersi olan, çeşitli seçmeli dersi olan bir üniversite, bir ana bilim dalı diğer üniversitelerde var mı? Yok. Bunu da hemen size söyleyeyim. Diyeceksiniz ki nasıl bu işi başardınız? Çünkü bizim gerçekten bilim dalımızdaki kadromuz, öğretim elemanı kadromuz gerçekten çok geniş ve alanında çok uzman bir kadro. Bu yüzden çok şanslıyız. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum bu açıdan. Çünkü bu konuda birçok hocalarınız sizlerle işbirliği yaparak çeşitli araştırmalar üretebiliyorlar, çeşitli projeler yapabiliyorlar sizlerle. Bu açıdan da sizlerin gelişmesi açısından da bu kadar geniş bir uzman kadrosu olması da ayrıca önemli. Bu yüzden de bence tercih etmelisiniz diğer tercih etme yönlerinin yanında bizi. Evet, öğretim üyelerimiz hem profesör, hem doçent, hem doktor öğretim üyesi düzeyinde gerekli bilgi ve donanıma sahip. Yurt dışında kalmış, yurt dışında çalışmalar yapmış, bazıları yurt dışında master doktora programlarını bitirmiş olan hocalarımız ve birçoğu da yurt dışında çalışmış olan hocalarımız. Bu yüzden de çok önemli. Kaç tane var? Ben hemen onu söyleyeyim. 15 profesörümüz var, 3 doçentimiz var. 4 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi, 28 bizim aynı zamanda araştırma görevlimiz var. Çok uzun anlattım size. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bizi tercih etmeniz için o kadar çok neden var ki, hangi birini sayayım?
Ama her şeyden önce bilimin ışığında ileriye dönelik olarak geleceği yakalayan, hatta yakalamış olan bir üniversiteyiz. Bu yüzden ana bilim dalımızı da, bilim dalımızı da seçmeniz gerekmektedir. Hepinizi bekliyorum. Kaçta?